Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate Online'dayız efendim. Bugün sizlere çok az kişinin tercih ettiği birliği yarış modunu göstereceğim. Şurada solda bakın çekici yarışları diye bir mod var. Bu modda yük taşımıyorsunuz. Online olarak normal oyuncularla multiplayer'da yarış yapıyorsunuz. Burada ayrıca lobi seçeneği var. Öncelikle ben size şu lobi seçeneğini bir göstereyim. Nedir, ne değildir? Yeni aldığınız bir tırı bu lobi sayesinde deneyebilirsiniz. Bana göre bu lobinin amacı yeni aldığınız tırı sürmek, arkadaşlarınızla toplanmak, fotoğraf çekmek. Bakın mesela yeni bir tır aldık diyelim, Ford. Bu tırla bu şekilde test yapabiliyorum. Dorse de bağlamıyorsunuz. Bu sayede şöyle güzel bir şekilde gazlayabiliyorsunuz. Etrafınızdaki oyuncuların tırlarına bakabilirsiniz. Nasıl modifiye yaptıklarına bakabilirsiniz. Ama bana göre burada tırınızı test ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Tabi bu lobiler birkaç farklı lobi olduğu için arkadaşınızla sürekli bu lobiye geleceğiniz diye bir seçenek yok. Ama mutlaka aynı anda tıklamaya çalışın. Aynı yere atıyor genelde. Şu an 114'te gidiyorum bakın. Ben dönüyorum böyle bu şekilde. Oyuna girenler burada bu şekilde çıkıyor. Şöyle bir keskin dönüş. Çok keskin dönmüşüm galiba abi. Böyle de vurulmaz ya. Tırımız bu şekilde. Durduk. Lobide işimiz bitti. Buradan ana menü diyoruz. Evet, en önemlisi yarışlar. Katıl diyoruz ve bekliyoruz şu anda. Finish çizgisini geçen oyuncu kazanır diyor. Şu anda 5 kişi yarıştayız. Gördüğünüz şekilde. İki, bir. Tırımız çalıştı. Çarpışma yok. Bu arada bayağı bir hızlı gidiyor. Onun sebebini bilmiyorum. Çok hızlı hızlanıyor. Bir sanki ekstra bir şey var gibi. Şu an oğlum 160'ı geçtim nerede? O drift falan yapıyor. Evet, çok dikkatli olmanızda fayda var. Şu anda 5.'yim, 3. oldum. Burada yazıyor kimin kaçıncı olduğu. Güzel. Bu çok güzel olmuş. Bence çok böyle hep yük taşımaktansa biraz stres atmak için güzel olmuş. Bir de hızlı gitmesini güzel ayarlamışlar. Bayağı bir basıyor. 160'ı gördük rahat bir şekilde. Hop derken ufak bir taklayla. Görüşürüz abi, sıkıntı yok. Ufak bir taklayla devam ediyoruz. Şu anda birinciyim. Sizler de online'a girip bunu deneyebilirsiniz. 167, 180 olacak mı? 186. 186 yaptım. Ama hayır, yan gidiyorum. Vallahi yan gidiyorum. Şahitlerim var. Allah belanı versin, yan gidiyorum. Ve bitirdim arkadaşlar. Birinci oldum. Harunay ikinci, Emir Tolga üçüncü, Burak Reis dördüncü, Atakan beşinci olmuş. Yan bitirdim yan. 1 dakika 30 saniye yapmışım. Yarışımız başlıyor. Şimdi Mercedes-Benz aldım. 2020. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Hadi bakalım bu sefer kaçıncı olacağız? Direkt W'ye basarak başlıyorum. Ben bilgisayardan oynadığım için klavye mouse'la oynuyorum. Şu farlarımızı açtık. Evet, biraz geride kaldım farı açınca. Bakalım Ford'la güzel gazladık. Mercedes'te nasıl gazlayacağız acaba? Biraz virajlara yavaş girmekte fayda var. Şu an yine birinciyim. Mercedes çok daha hızlı gidiyor bu arada. 180. 200'ü görecek gibi. 189 küsür yaptı. Bu arada bir de daha dengeli. Biraz daha böyle yarışlarda düz bir yer olsa gazlayabilsek çok güzel olurmuş. 200'ü görmeye çalışıyorum ama acayip yanladım.
Ama hala birinciyim şu anda. Bakalım 200'ü görecek mi? Oo, uçtuk burada. 200'ü göremedim ama göreceğim. Mercedes'te 200'ü göreceğim. Güveniyorum kendime. Yine birinci oldum. Yabancı gevurlar var. Onlara da buradan selam olsun. Böyle yenerler işte adamı. 15 saniye daha hızlı döndüm bu arada. Rekorunuz nedir arkadaşlar? Böyle bir dakika yapan falan var mı? Yine girdik. Mercedes'le. 200 yapmaya çalışacağım. Şu önde mavili birisi var. O felaket duruyor. Sanki böyle yenecekmiş bizi gibi ama daha kalkmayı bilmiyor. Arkadan yine son sürat bastırdım. Şöyle farlarımızı açalım. Şurada bir 200'ü görmek istiyorum artık. Yapma ama. Oo. En düz olan yer burası. Orada bir kaza yapmasam 200'ü görür müydüm diye düşünmüyorum değil. Biraz geri alsam 200'ü görürüm belki. Deneyeceğim onu. Biraz daha şu yarış için güzel bir platform yapılabilir. Yarış parkuru yapılabilir derken yine abi baksanıza benim Megane'dan hızlı gidiyor. Allah'a billah. Bu arada içeriden sürmek bence daha zor. Direksiyon çünkü çok döndüğü için. Osman benim önümde. Osman geçemezsin beni. Bekle Osman. Osman burada panik yapacak ama ben panik yapmayacağım. Evet, dediğim gibi Osman'dan önce çok rahat bir şekilde yine 1 dakika 18 saniye yaptım. Burada bir tane BMC Fatih, burada da BMC Profesyonel var. Bu arkadaşlarla yarışacağım. Kıyamam bunlara ya. Bunları neyle yarışayım ben? Şimdi ben bir geri alacağım biraz tırımı. Şöyle bir geri gideyim biraz çünkü bir hız testi yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden biraz hızlanıp ki gidemiyorum, götürmüyor beni. Abi her şeyini kapatmışlar, bakayım orada bir şey mi var? Yok. Gidemiyorum. Neyse buradan gazlarız. Acayip patinaj çekiyor. Bakar mısınız arka lastik? Hadi bir 200 yapayım ya. Kırma beni. Kırma beni, bir 200'ü görelim. Yapma, yapma. Çok acayip yanlıyor. Of 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 of. Arkadaşlar, dağ bayır tırmanıyorum şu an. Bak bunlar yarışıyor abi birbirleriyle ama biz hız testi denediğimiz için şu anda bir yanlamayı deneyim mi freni çekip? Oho! Geri gidebiliyor muyum? Bakalım geri ne kadar gidebiliyorum. Hemen yoksa kapatıyor mu? Yok, geri gidebiliyorum. Sıkıntı yok. O başlangıç noktasına kadar yine gidebileceğim galiba. Şurada kaymasam, şurada kaymasam şu hız testini yapacağım da orada bir takla atmasam çok güzel olacak. Eleman bitirdi. Ben bir daha deneyeceğim. Şurada bir çarpacağız galiba ama. Yo, geçtim işte. Oğlum ben nasıl... Ne yaptım lan, nasıl... Aha, bug'ını bulduk oyunun. Arkadaşlar. Ana, oyunun bug'ına bak. İkinci oldum. Efsane bir bug buldum arkadaşlar. Nasıl ya, bir daha deneyelim. Acayip bir bug buldum. Oha. Keşke birinci olduğumuzda bir para ödülü bir şey verse bize. Aha, bu sefer gece yarışıyoruz. Farlarımız açık. Bu arada çok şekil şükül duruyor yarışçılar. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Şöyle bir finish'i geçelim. Şu an birinciyiz.
İleriden döneceğim hemen. Şimdi bir hız testi deniyorum çünkü. Aha bu sefer güzel döndük ama 200'ü görmeyebilir. Hadi. Vallahi 200. 200 arkadaşlar, tam 200'ü gördük. Hemen şimdi geri dönüyorum. Bakalım nereden itibaren saymaya başlıyor, onu çok merak ettim. Hangi yeri geçtikten sonra acaba bizi birinci yapacak? Şu an ikinci oldum. Üçüncüyüm. Bunlar ne yapıyor lan? Bakalım birinci olacağız mı? Aa yok. Dur bir dakika, orada ben bir şey yaptım acaba, şu mu? Orada bir... Ben anladım nereden olduğunu. Siz de tahmin ediyor musunuz şu an? Emin değilim ama deneyeceğim. Onunla ilgili olabilir mi? Onu çok merak ediyorum şu an. Eğer öyle bir şeyse acayip bir şey bulduk o zaman. Buraya geldik arkadaşlar. Şurada şöyle bir yukarı çıkar gibi olduk. Aynen şunu yaptık. Sanki aşağı yoldan geçmişiz gibi mi algıladı acaba? Onu merak ediyorum. Şu an anlarım şimdi kaçıncı olduğumla ilgili. Yok, geri gidiyorum. Bunların arkasına düştüm. Beşinci oldu. Şu finişten sonra üçüncü yazarsa demek ki onunla ilgili. Yok, olmadı ya. Yine oldu. Bir dakika, bu sefer tamamen deneyeceğim. Evet, üçüncü oldum şimdi. Veya şeyle mi ilgili? Acaba birisinin bitirmesini mi beklemem gerekiyor? Acaba onunla ilgili bir şey mi? Evet, şu an yine yaptık. Yarışımız başlıyor. Bakalım, deneyeceğim onu tekrardan. Acayip bir bug bulduk eğer olursa. Şu an aklımda iki soru işareti kaldı. Birisinin ya bitirmesini beklemem gerekiyor. Ya da ben o demirlerin üstüne çıktığım için oluyor. Bakalım, deneyeceğim. Hangisi doğru, hangisi yanlış anlayacağız birazdan. Zaten iki seçeneğimiz var şu an. Birazdan anlaşılır. Şimdi buraya şöyle bir geldik. Burada şunu aynen yaptım şu an. Hemen geri dönüyorum burada. Bu sefer çok güzel yaptım bu arada. Çok temiz bir şekilde yaptım. Şimdi en geri gidiyorum hemen. Allah olursa süper ya. Olmadı galiba. Yok, olmadı arkadaşlar. Birisinin illa bitirmesi mi lazım acaba? Bir de öyle deneyelim. Tamam, bir dakika. Allah Allah, onunla ilgili bir sıkıntı var ama birisinin bitirmesini mi ekleyeceğiz? Şöyle bir çarpana kadar geri alalım. Evet, gizli duvarı şu an çarptım. Herhalde buradan birisinin geçmesini bekleyeceğim. Onunla ilgili de olabilir. Dur bakalım, geliyor. Şöyle ben öne gideyim yavaştan. Belki beni şak diye birinci yapar o orayı geçtiği için. Yok, Kamil kazandı. Allah Allah arkadaşlar, ben onun neyle ilgili olduğunu anlayamadım şu an. Birisi geçince burada kilit açılıyor. Tamam, anladım şimdi. İkinci garanti oluyoruz o zaman. Belli bir şeyden sonra buradaki kilit açılıyor. Benim turu tamamlamama gerek yok. Böyle bitirebiliyorum. Demek ki oradan birisi geçtiği anda orada bir kilit açılıyor. Ben o kilidin gerisine gidip göstereceğim şimdi. Bir dakika, göstereceğim. Yarışımız başlıyor. Bu sefer 6 kişiyiz. Herkes bekliyor. Bu arada acayip güzel duruyor. Tam böyle başta da bastık W'ya. Şunu kapatalım. Bununla işimiz yok. Şurada kestirme yapabilecek miyim? Ben onu merak ettim. Bir de aşağı uçmayı deneyeceğim şimdi. Abi şu spin'i atmasaydık iyiydi. Hemen geri dönüyorum. Volvo aldım bu sefer. Söylemeyi unuttum, farklılık olsun diye. Ben şimdi o merak ettiğimiz olayı bir deneyeyim. Bakalım onunla mı ilgili. Şöyle geri dönüyorum. Evet, ölümüne vurdum bu arada. Şimdi şurada durdum. Bu arkadaşın geçip buradan kilidi açmasını bekliyorum. Şimdi burası kilitli. Bir arkadaş gelecek ki dönecek buradan. Kilidi açacak. Sonra ileri geri yapacağız.
Ben şimdi buradan U dönüşü yapacağım, onu bekliyorum. Daha gelen giden yok artık, nasıl bir kaza maza yaptılarsa. Şimdi bu arkadaş geliyor. Ben şöyle W'ya, evet açtı kilidi. Evet ben şimdi döndüm burada. Şimdi o kilitten şimdi geçtim geri. Biraz daha mı geri gitmem gerekiyordu? Yok olmadı. Biraz çok az daha geri gidecektim o zaman. Tamam, olayı anladınız değil mi? Birisinin illa geçmesi gerekiyor orayı. Bak şurayı çok azıcık geçtiğinizde şu şekilde, evet. Gördünüz mü? Çok az geri gidiyorsunuz. O yolu tamamlamış gibi gösteriyor sizlere. Ve yarışı bitiriyorsunuz. Bu kadar basit. Bu şekilde. Ama tabi birinci ikinci olamazsınız. Bir zevk de almazsınız. Yani bu bug'ın herhangi bir anlamı yok şu an. O yüzden denemenize de gerek yok. Ben öyle saçma bir şey buldum. Denedim. Şimdi Volvo ile bir gazlayalım. Bakalım kaç basacak. Harbi adam gibi bir yarışalım. Bu sefer 4 kişiyiz. Önde BMC var. BMC olsa kaçacağız. İzleyin şimdi. Arkada 3 tane Volvo bu arada. 2 tanesi 4x2 galiba. BMC Efe zorluyor ama bakalım. Efe'ye geçeceğiz şimdi. Evet, çok böyle döndürürseniz kayıyor hemen. Ulan kaçıncı oldum ya? Sen de geç. Sen de geç be. Vallahi sen de geç. Güzel döndüm burayı. Acayip hızlanıyor bu arada. Gerçekten acayip hızlanıyor. Ama işte şu... Oo, güzel hareket. Şu takla olayı biraz sıkıntı. Hemen kayıyor, drift yapıyor. 200 de gidiyoruz abi, normal yani. Ha, Efe de gitmiş. Lan önümü görmüyor. Evet, belli bir şeyden sonra basarsanız böyle sürekli kayıyor. Ama Mercedes 200'ü gördüğü için... Aha, kaza yapmış lan. Aha. Aha. Hayır hayır hayır. Yapma be koçum. Neyse biz Volvo ile bir hız testine çıkalım o zaman şimdi ters yöne doğru. İkinci olduk varsayalım. Bu yarışlarda biraz daha böyle Formula 1 pisti tarzı bir şey olsa çok güzel olur. Yanında demirler değil de. Formula 1 pisti tarzı bir şey olsa bence o zaman güzel olur bu yarışlar. Bir de biraz daha düzlük lazım, böyle 200-250 yapabileceğimiz. Kendimizi tatmin edelim en azından. Yarış adı üstünde buraya gazlamaya giriyoruz. Biraz da böyle o tarz bir pist yapılırsa çok güzel olur. Formula 1 pistlerinde nasıl düz bir yer oluyor, belli bir bölüm düz gidiyorlar. O tarz bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bakalım ileride neler yapılır belli olmaz. 180'i çıkıyor çok rahat. Ben şimdi bir gazlayayım. Son kez bir deneyeyim. Bakalım kaç yapacağız. Tamam, güzel döndük. Düz tutuyorum bilerek. Evet, 200'ü gördü. Güzel. Bununla da 200 yaptım. 200'ü geçebilen var mı? Çok daha iyi tutmanız lazım o zaman direksiyonu 200'ü geçebilmek için. Çünkü drift yapıyor belli bir yerden sonra. Bakın gördüğünüz gibi hemen drift yapmaya meyilli. Bak burada biraz fazla basayım, hemen drift yapacak mesela. Bak. Hemen arkayı kaydırıyor. Değişik. Ama zevkli. Acayip zevkli. Bu da oyunun bu şekilde yarış modu. Denemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir bonus para falan bir şey verse güzel olurmuş aslında. 1000 para verse güzel olurmuş. Birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye 500. Yani olabilirmiş aslında. Niye vermiyor ki? Öyle bir seçenek de yapabilirlerdi. Evet arkadaşlar, sizlere Truck Simulator Ultimate'in yarış modunu gösterdim. Bazı arkadaşlarımız bilmiyordu. Bildik. En azından bazı arkadaşlar artık bu çekici yarışları modunu öğrenmiş oldu. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.